Merhabalar arkadaşlar, ben Fikret. Bugün sizinle birlikte bir site hakkında konuşacağız. Bu site CSS'de clipboard, yani shape oluşturma, şekiller oluşturmamızı sağlayan bir aracı site arkadaşlar. Bizi pek fazla yormuyor. Yani şuradaki mouse hareketleriyle birlikte çizmiş olduğu vektörel noktalarla birlikte bize altta bir kod veriyor. Clipped kodu ve Clipped kodunu da CSS'imizde kullandığımız vakit şu şekillerin aynısını elde etmiş oluyoruz. Çok güzel bir site ki CSS yazarken bildiğiniz gibi bu Clipped, yani şekil verme aracını ben de kullanırken arkadaşlar şu yüzdeleri kaçırabiliyorum. Yüzdelerin ne anlama geldiğini tam olarak çoğu kez anlayamıyorum. İşte X'de bir nokta seçiyorsun, Y'de bir nokta seçiyorsun, onu uzatıyorsun falan derken birazcık uzuyor işler bunlar. Birazcık da karışıyor. Bunun için güzel bir site yapmışlar. Sitenin ismi benetfilm.com clipi diye bir site. Bu sitede şöyle şekiller alabiliyorsunuz. Bunu örneklendirelim şöyle. Ben bir tane örnek yapacağım sizle beraber. Bir tane konteyner alanı seçtim ve bir box, pardon, bir bunun içerisinde bir P seçeyim arkadaşlar. Buna John Doe yazalım. Ünlü John Doe'mizi. P'nin içinde yazmayalım tabii. H1'in içerisinde John Doe yazalım. Burada bir de P kullanalım. CSS clip pad özelliği diyelim. Evet, şu şekilde yazdım. Evet, CSS kısmını açtım arkadaşlar. CSS'imde konteyner alanımı şöyle bir ortalayayım. Display flex diyerek ve align item center ve justify content center diyerek ortalıyorum. Ayrıca bunlara bir width değeri vereceğim. %100 height değeri vereceğim. 100 ve h verecektim arkadaşlar. Ancak bunu değiştireceğim birazdan. Buna bir background vereyim. Background color şuradaki bir renk olabilir. Şunu deneyelim bakalım. Evet, şöyle bir renk aldım arkadaşlar. Yazımın rengini de şöyle color FFF diyeyim. Bütün yazılarım değişsin. Evet. Align items center, justify content center'dan sonra flex direction kolum kullanmam gerekiyor ki birbiri ardına gelsin. Evet. H1'i seçtim. Font size olarak 100 piksel diyeyim. Aynen şu şekilde. Biraz büyük gözüksün. Yapacağım şekil şu. Burada benim bir header alanım olacak. Header'ın şu alt kısmında bir bükme olacak arkadaşlar. Şurada. Buradan başlayarak şu aşağıdaki sıfır noktasına doğru bir çapraz bükme olacak. Onun için bu clipped özelliğini kullanacağım. Bunun için şurada tabii ki 100 veya h kullanmayayım. %75 diyeyim. 75'ini kullansın. Şurada görünmesi daha iyi olsun arkadaşlar. Şöyle sisteme geliyorum. Sistemde bu şeklin aynısını istiyorum şu şekilde. Bu şeklin aynısını isteyip şuradaki kodu, konteyner kodun içerisinde kullanırsanız herhangi bir şekilde gözükmez. Konteyner kodunu bu şekle çevirir arkadaşlar. Ben konteyner kodundan, yani daha sonra before ya da after sudokunu kullanacağım. After sudokunu kullandım. Bundan sonra bir content alanı oluşturacağım. Burada display blok diyeyim tekrar. Width %100. Height değeri de artık burada container'da %75 kullanmıştım. Burada da 25 VH kullanayım arkadaşlar. 25 VH'lık kısmını çapraz hale getirsin. Bunun için pozisyon absolute kullanalım. Absolute alttan olsun 0 ve left sol taraftan da hizalamaya başlasın. Daha sonra kopyalamış olduğumuz kodu buraya ekledik. Nereye gitti? Şu anda göremedik. Şöyle bir background verelim arkadaşlar. Nereye gitti bir bakalım. Şöyle bir farklı bir renk vereyim. Şu rengi vereyim mesela. Evet, gelmiş ama rengini ayarlamadığımız için tabii şu kodun aynısını alalım, yapıştıralım. Evet. Şu şekilde geldi. Şöyle bir yenileyelim arkadaşlar. Şurada ufak bir şey var sanki. Onun için 24 VH desek biraz fazla oldu. %20 yapalım. Şöyle biraz yukarıya çıksın. 26 yapayım. 26'da da tam şey yaptı. %25
Şöyle yapalım. Body'ye bir height verelim ki şöyle 5000 piksellik bir boşluk verelim. Şöyle bir bakalım. Evet, herhangi bir sıkıntı yaşamamamız lazım. Ancak clickbait'te bir sıkıntım var acaba? Şöyle buna da bir baktım. Hayır. Dark Joint %25, 20 desen açıyor. %26 desen kapatıyor ama %25 tam olması lazım. Evet arkadaşlar, sorunumuz şu. Burada %75 ve %25 VH dedi, ancak bunları tam olarak height'te sanırım toplayamadı ve arada bir boşluk bıraktı. Yenilememe rağmen tam tamamlayamadı. Ben bunları tam %70 ve yüzde pardon buna %30 desem, şöyle bir bakayım. Evet, %30 dediğim zaman tam karşılıyor, ya da %80 ya da %20 versem, %78'e %22 versem, şöyle bir deneyeyim bakalım. Evet, onda da ufak bir beyaz çizgi atıyor arkadaşlar. Şöyle biraz büyüteyim. Şurada ufak bir beyaz çizgi atıyor. Onun için burada tam haneli rakamlar kullansak tamam olacak gibi. Evet, clipped özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca clipped özelliğini her türlü de kullanabilirsiniz. Burada çok farklı şekiller var. Mesela start seçiyorsunuz. Şuradaki kodu aldınız. H1 alanımızın içerisine gelip şunu eklersek ve bir de buna bir background verirsek arkadaşlar, ne oluyor bir bakalım. Evet, şu anda yıldızımız oluştu. Tabii bunun rengini farklı bir renk yapalım. Şu şekilde yıldızımız şu şekilde oluştu. Şuna da bir width %100, height %100 dediğimiz vakit tam bir yıldız elde etmiş oluruz. Ve yıldızın içerisinde John Doe isimli yazımızın olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Evet, güzel bir site arkadaşlar. Clickbait uygulamak için gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Size anlatabildiysem ne mutlu bana. Benim de hoşuma gitti bu site. Clickbait'i bayağıdır araştırıyordum. Ancak clickbait özelliği biraz tarayıcılar tarafından da çok fazla desteklenmeyen bir özellik arkadaşlar. Onun için şimdilik aklınızda bulunsun, shape özelliklerini bu site yardımıyla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun başka bir yolu da var. Nedir? SVG özelliğini kullanarak da şekiller çizebiliyordunuz. Ancak clickbait özelliği de şekiller çizebildiğinizi öğrenin, bilin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.